Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve attakullaha leallekum tuflihun. Ve kâle teâlâ fi âyetin ukhra. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve betegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sevilihi lalekum tuflihun. Ve kâle teâlâ fi âyetin ukhra. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnâhum hudâ ve rabatnâ alâ kulûbihim. La hilaya sadakallahu lazim ve vellana rasulun nebiyyül kerim ve nahnu ala ma kâle halikuna ve razıkuna ve mevlana mineşşâkirin ve şahidin bi kalbin selim. Hazreti Allah Celle Celaluhu cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e medet-i inayet ve lütfü hidayet eyleyip tevfikat-ı subhaniyesine mazhar olursun. Rıza-i ilahiyesine muvaffik ameller yapmak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İbadat taatlarımızda, fal harekatımızda vakı olan kusurlarımıza affolsun. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Hazreti Allah Celle Celaluhu Cibril-i-Rahim namus-i-Kerim vasıtasıyla iki cihan sebebi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurdu Kur'an-ı Kerim'de. Asaten okumuş oldu. Ayet-i kerimelerinde biz kullarına emru ferman buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar, malumunuz Recep-i Şerif ayındayız. 3 aylar olarak girmiş bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerif'e doğru gidiyoruz. Şu anda Recep-i Şerif ayını değerlendirmemiz, bu aydan istifade etmemiz. İşte efendim, her gün İhlas-ı Zat-ı İlahi mahsus ay olduğundan bu ay Zat-ı İlahi tarif eden İhlas Suresi'ni her gün bir Fatiha'ın bir İhlas okunur. Ayrıca 100 İhlas-ı Fiyyidi Fatiha'yı sonunda okunur. Bu Recep ayından istifade etmek için. Tabi diğer nafile ibadetler hep yapılır. Hani istiğfar, salavat, zikir, fikir vesaire vesaire. Evet. Yani bu aydan istifade etmeye çalışmak. Estağfurullah. Recep ayı, Recep-i Şahrullah, Allah'ın Şahrullah, Allah'a ayı, Allah'a ayı. Evet. La havle ve la kuvveti illa billahi'l-azim. Bugünkü dersimizde daha ziyade işte farzlardan biri olan Rabıta-i Şerif hakkında konuşacağız.
biz işte hep bildiğimiz gibi ehli sünnet ve cemaat mezhebi, ehli sünnet ve cemaat mezhebinin bildirdiği farklar var, onların bildirdiği. Mesela namazın farzları ne dediler, 12 tane şartları, 6'sı içinden, 6'sı dışından. Bunlar ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri dayanarak söylediler. İşte ehli sünnet alimlerinin bildirdiğine göre Allah'ın bir emri de rabıtayı şerif yapmaktır. Rabıtayı yapmak, zikri kalbi yapmak işte, rabıta daha ziyade. Onun üzerinde durmuş olacağız. Ve ayet-i kerimeler okuyacağız, hadis-i şerifler. Büyüklerin sözleriyle farziyetini ispat etmiş olacağız. Evet, muhterem müminler. Şimdi hatırlatalım. Recep-i Şerif'in ikinci 10 gününe herhalde bu akşam giriyoruz. O 10 rekat namaz var. Kaçırılmasın. Münafık ve müminin arasını ayıran bir namaz. 10 rekat her rekatta. 2 rekatta bir selam. Hacet namazı Allah rızası olsun. Her rekatta bir Fatiha, 3 Kulliye-i Kafir'in, 3 İhlas'ı olur. 2 rekatta bir 10 rekat kılınır. Birinci 10 günün gecelerinde bir defa, ikinci 10 günün gecelerinde bir defa, üçüncü 10 günün gecesini, şu anda ikinci 10 günün gecelerine girmiş oluyoruz. Bunu da ihmal etmeyelim. Çünkü münafıkla müminin arasını tefrik ayırıyor. Yani münafıklar bu namazı kılamıyorlar. İşte Selman-ı Fak Hazretleri, Peygamberimizin derdede Selman-ı Paris Hazretleri. O rivayet ediyor Resulullah'tan. Evet. Estağfurullahaladzim. Şimdi Rabıta-i Şerif hakkında farziyetini bildiren bazı ayetler okuyalım. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ve rabitu. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Isbiru. Sabredin. Ve sabiru. Sabır tavsiye edin. Yani ikincisi sabır tavsiye edin. Musabere. Murabete. Yani şahsi musibetlere karşı müminin sabretmesi. Bir de umumi belaya karşı. Umum bela, Allah da bela vermesin dünya. Bela geldiği zaman onlara Allah'ın belasına sabretmek. Sabır tavsiye etmek. Ondan sonra ne diyor Cenab-ı Hak? Ve rabitu. Rabıta edin. Rabıta edin diyor Cenab-ı Hak. Evet. Emir. Emri hazır. Karineden hali olan mutlak emirler vücub ifade eder. Usul-ü fıkıh okuyanlar bilirler. Yani farz Allah'ın emri. Ve rabitu, rabıta edin. Evet. Ondan sonra nasip ki ekeymus salâ atu zekâ aynı sigayla emir sigayla. Namaz kılın, zekat verin dediği gibi Cenab-ı Hak ve rabitu, rabıta edin. Evet, rabıta-i şerif Allah'ın emri ayette sabittir. Bir kişi yapmasa da bile yapmasa ayrı mevzudur. İnkar ederse kafir olur. Çünkü Allah'ın emri. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu ayet geldiği zaman rabıta edin. Resulullah Efendimiz rabıta-i şerifi yapmadı mı? Elbette yaptı değil mi? Eshabına öğretmedi mi? Öğretti. Rabıta-i şerifi de yapılır, evet. Estağfurullahaladzim. Vettekullahe, Allah'tan korkun. Lealleküm tüflühün. Umulur ki
helâ kavuşursanız. Umulur ki burada demiyor. Ehkam ayetlerinde lale tahakkuk tereci değil de tahakkuk ifade. Yani muhakkak kurtulursunuz demek yani. Evet, bir ayet Rabıta-i Şerif hakkında. Yine Rabıta-i Şerif'in ümmi salife, evvel geçen peygamber ve ümmetleri de rabıta yaptığını bildiren ayetler vardır mesela. İşte onlardan bir tanesi nedir? Estağfirullah. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda ve rabatna ala kulubihim. Bak, Eshab-ı Kehf'i anlatıyor Cenab-ı Hak. Ona ayrı bir ders yaparız. Eshab-ı Kehf, mağara eshabı. Anlatıyor onları Cenab-ı Hak. İnnehum fityetun, onlar gençler idiler 17-18 yaşlarında. Efendim, 7-8 kişi Dakyanos Melek'i zamanında, evet. Onlar hicret ettiler, dinlerinden dönmediler. O zamanki meşhur kafir Dakyanos Melek'i Allah birliğini öldürüyor. Onlar hicret ettiler. Kehf, mağara, büyük mağara elinde basıyor. Kehf, mağaraya sığındılar. Hikayeleri uzun gider. Şimdi Cenab-ı Hak onları anlatırken böyle söylüyor. İnnehum fityetun, onlar gençler idiler. Âmenû bi rabbihim, Rabbilerine inandılar, Allah'a iman ettiler. Allah'a inandılar. Ve zidnâhum hudâ, hidayetlerini ziyadeleştirdik. Hidayet kelimesi imanda kullanılıyor. Ziyadeleştirdik hidayetlerini de ne yaptık diyor Cenab-ı Hak. Ve rabatna alâ kulûbihim, kalpleri üzerine rabıta verdik. Tabii rabıta yapmazsalar imanlarını koruyamazlar. Çünkü küfür hakim, kuvvetli. Suri iman hemen sönebilir. Rabıta imanın maskesidir. İmanı korur yani. Evet. Şimdi bu da bir ayet rabıta hakkında. Yani çok ayetler var. Rabıta-i kalbiyeyi bildiren, rabıta-i kalbiye, kalple olur rabıta. Tamam. Bu ayette okuyalım. Estağfirullah. İz yuğaşşikumun nuasu. Bedir Harbi'ni anlatıyor aslında. Sizi uyku kablamış diyor Cenab-ı Hak. Emeneten min. Allah'tan bir emniyet olsun diye. Evet. Burayı izah edelim. İşte sahabe-i kiram Bedir Harbi. Bedir Harbi çok acayip bir harp. İlk harp oluyor. Sahabe-i kiram Ridvanullahi aleyhim ecmaîn 313 kişi sahabenin adedi mesela 313 kişi Medine-i Münevvere'de. Evet. İşte Mekke-i Mükerreme'den gelen küfür ordusu Ebu Cehil'in komandasında 1000 küsur. Adetleri tam 1000 değil de 1000'den 5 noksan veya 10 noksan, yani 990 veya 95, 1000 küsur yanmış. Nereden? Ebu Cehiller Mekke-i Mükerreme'den harekete geçtiler. Ebu Cehil, onlar 300 kişi, biz 1000 kişi diyoruz. Onları öldürürüz. Birkaç tane deveyi de şerap yükledi ki oralar biz şerap içeriz. Kafirin anlayışı. Evet. Böylece şerap yani. Bu cehiller Mekke-i Mükerreme'den hareket ettiler. Bunu başka bir derste geniş izah ederiz.
İşte onlar da Allah'a inanıyorlar. Putlar Allah'ın arkadaşıdır diyorlar. Onlara ibadet, işte Allah'a ibadet ediyorlar. Allah'a hiçbir şey olmuyor. Ebu Cehiller Kabe'nin kapısında Bedir Harbi'ne giderken böyle dua ettiler. Ey Allah'ım, bu iki ordunun haklısına yardım et. Bir tarafta Peygamber Efendimiz ve Efsana, bir tarafta da Ebu Cehil ve kafirler. Haklısına yardım et. İşte İslam dininin tarihinde kafirlerin, Ebu Cehillerin yapmış olduğu bu dua kendi aleyhlerine kabul olmuştur. Bedir'de ne oldular? Mağlup oldular. İki ordunun haklısına yardım et dediler. İki ordunun haklısı hangi taraf? Peygamber Efendimiz. Uzatmayalım, bunu başka bir derste izah ederiz inşallah. O ayrı bir mucizedir yani. Evet. Geldiler Bedir köyüne, Peygamber Efendimiz orada karşıladı Bedir köyünde. 300'ün de eshabıyla beraber karşıladı. Evvela onlar geldiler, su kuyularını zapt ettiler. Sahabe-i kiram susuz kaldılar. Susuz kaldılar. Şimdi bu ayette de diyor Cenab-ı Hak İstanbul'la İz yugaşikum muası uykusuzu kabul de emanete minhu, Allah'tan bir emniyet olsun diye. Sahabe-i kiram diyorlar ki biz böyle uyuyorduk Bedir Harbi'nde. Oturduğumuz yere böyle uyuyorduk. Uyku geldi bize. Ben size uyku kapladı size verdim yani emniyet olsun diye. Emniyet olsun diye. Düğüne zilaleyküm mine semai maen, üzerinize semadan su indirdim. Li'tahhireküm bi litse şeytan. Şeytanın vesvesesi necasettir. O necasetin temizlemek için. Şeytan işte o zaman insanlara görülüyor. Müslümanlar Bedir köyüne gelince susuz kaldılar. Kuyuları, müşrikleri zapt ettiler. Şeytan böyle dedi. Arkasından gittiğiniz zat, yani Resulullah Efendimiz, peygamber olsa idi, sizi Allah susuz bırakmazdı. Ne vesvese verdi. Bak sahabeyi kiramı şeytan. Evet. Ayet-i kerimede ne diyor Cenab-ı Hak? وَيُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. Allah semadan üzerinize yağmur indirdi. Şeytanın verdiği necaseti yani vesveseyi temizlemek için. Hemen semadan yağmur yağdı Allah tarafından. Sahabe-i kiram su ihtiyaçlarını karşıladılar. Devamında da diyor ki Cenab-ı Hak, وَلِيَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, kalpleriniz üzerine rabıta olsun diye. Kalpleriniz üzerine rabıta olsun diye. Rabıtayı kalbiye, kalpte olduğu rabıta, bak rabıta olsun diye. Eshab-ı kiramın kalbi Resulullah Efendimiz'in kalbine rabıtalıydı, bağlıydı. Sahabe-i kiramın kalbi Resulullah Efendimiz'in kalbinden idare ediliyordu. Öyle o Resulullah'a nasıl bağlı? Resulullah'a rabıtalı. İşte Peygamber Efendimiz'in huzurunda sahabe-i kiram oturuyorlardı. Yüzüne bakıyorlardı. Allah'ın nurunu letaiflerine, kalplerine, ruhlarına çekiyorlardı. Evet, bu rabıta yapmak zikrullah'tan daha üstündür. Evet. وَلِيَرَبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, kalpleriniz üzerine rabıta olsun diye. İşte bu da ayet-i kerime yine rabıtayı bildiren, rabıtayı kalbiye. Yine mesela Fatiha-i Şerif'te okuyoruz. اِحْتِنَا صِرَاتَ الْمُسْتَكِمْ صِرَاتَ الْلِزِنْ اَنَامْ تَعَلِيمْ. Ya Rabbi biz sırat-ı müstakim üzerinde yürüyoruz. Doğru yol üzerindeki o sırat-ı müstakim ki
nimetini verdiğin kullarının yolu, peygamberlerin yolu üzerinde yürüt bizi, eshab-ı kiramın yolu üzerinde, evliyaullahın, mürşid-i kamillerin yolu üzerinde yürüt bizi. Her namazda Allah'a böyle dua ediyor. Demek farziyetini bildiriyor ayet-i kerime. Daha çok böyle ayetler var yani. Estağfirullah. فَدْخُل۪ي ف۪ي بَاب۪ي وَدْخُل۪ي cenneti. Sevgili kullarımın içine gir, kalbine gir yani. Ondan sonra cennetime gir. Sevgili kullarımın kalbine rabıta yani yap. Evet. Bu birkaç ayet okuduk. Şimdi evet, rabıta-i şerifin demek farziyetini bildiren ayetler. Biz ehl-i sünnet ve cemaate göre şu ayet okuyalım aslında. Ya eyyühellezine amenüttekullaha vebtehu ileyhil vesilete. Ey müminler, Allah'tan korkun, sizi Allah'a getiren bir vesile arayın. Ve cahidû fî sebîlihi, Allah yolunda cihad edin. Leallekum tuflihun, umulur ki felaha kavuşursunuz. Tabi düşman da iki kısımdır. Küçük düşman, büyük düşman. Küçük düşman kimdir? Kafirler, münafıklar, bildiğimiz dinsiz kafirler. Evet. Bunlar küçük düşmandır. En çok bize zarar verse ne yapar? Öldürürler bizi, şehit oluruz. Yani öldürürler bizi, şehit oluruz. Evet. Ama büyük düşman. Ada adıvuke nefsükelleti beyni cennbeyke. Senin en büyük düşmanın iki kaşının ortasında merkezi bulunan nefsindir diyor Peygamber Efendimiz. Tabi biz insanların düşmanı var. Dört tane düşmanımız var. Bunlardan en büyüğü nefis. İkincisi dünya. Üçüncüsü efendim şeytan. Dördüncüsü kötü arkadaş. Bunlar hep düşmanlarımız. Ama bu düşmanların en büyüğü nefsimiz. Nefis. Onun hakkında vaktiyle dersler yapmıştık hani. Nefsin mertebeleri var yani. İnsanın da nefis hakim oldu mu onu nereye getirir? Cehenneme. Cehennemin de en dibine getirir. Efendim kafirler hakim olsa onlar çoğu öldürürler, şehit olurlar. En büyük düşman demek. Şimdi bu ayet-i kerime de ey müminler Allah'tan korkun, size Allah'a getiren bir vesile ayırayın, Allah yolunda cihad edin. Cihad ederken ikisinde de hem nefisli cihad hem kafirle cihad. En büyük düşman olan nefisli cihad. Daha farz. Burada bir emir veriyor Cenab-ı Hak. Nedir o emir? Sizi Allah'a getiren bir vesile arayın. İşte müfessirler tefsir yaptılar. Şu ibadet yapmak, bu ibadet. Sonunda bu ittifak nedir o? Efendim? İşte en büyük tefsir Ruhul Beyan. Ruhul Beyan tefsiri ne diyor? Buradaki sizi Allah'a getiren bir vesile arayın. Hiye meşayihu tarikat diyor. Tarikat pirleridir diyor. Mürşid-i kamillerdir. Ehl-i sünnet alimleri mürşid-i kamile bağlamanın farziyetini işte bu ayetlerle bildirmiş oldular. Evet. Allah'ın emri işte. O da ayrı bir ibadet öyle. Allah'ın emri. Evet. Şimdi dersimiz devam ediyor. Rabıta-i şerif ve zikri kalbi. Kalp Allah'ı zikreder. Efendim Rabıta-i şerif yapılır. Kalp Allah'ı zikredebilmesi için merkezi Muhammedi rabıta yaparsa kalp Allah'ı zikreder. Alim-i emirle irtibat kurar. Öyle Allah'ı zikreder. Evet. Kalp zikreder mi? Eder. Allah der mi der, merkezi Muhammediye rabıtayı alim-i emirle irtibat kurar ve Allah Allah der, Kur'an okur, hepsini yapar. Kalp böyle acayip
Evet. İşte zikrullah. Kalple zikir, dille zikir. Geçen dersimizde izah etmiştik. Tabii hepsini anlatmak mümkün olmuyor. İşte biraz anlatıyoruz yani zikrullah'tan ve rabıta-i şerif'ten az anlatıyoruz yani. İşte zikrullah'a ait geçenki dersimde anlatamadığım bir hadis-i şerifi de açıklamış olayım. İşte sahabe-i kiramdan Ümmihani validemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hanesinden miraca uruç ettiler Resulullah Efendimiz. Miraca yükseldiler. Evet, Ümmihani validemiz, Hazreti Ali'nin kız kardeşi. Peygamber Efendimiz miraca çıkacağı gece onun evinde misafir idi. O da kılıcını boynuna takmıştı. Sabaha kadar evinin etrafında Peygamber Efendimiz'i kolluyor. Tabii düşman saldırır anı. Ümmihani validemiz o. İşte Terk'te geçiyor bu sahih hadis-i şeriftir ki ben yaşlandım diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi bir gün. Ya Resulullah dedim, görüyorsun yaşlandım ben, bana bir ibadet tarif et ki az olsun ama sevabı çok olsun. İşte Peygamber Efendimiz buna buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. 100 defa Subhanallah de dersen, Subhanallah diyoruz ya, Subhanallah, Subhanallah ne güzel bir tesbih, zikir. Efendim, sen İsmail Aleyhisselam'ın neslinden gelen 100 tane deve şey köle azat etmiş oldun. 100 tane köle ne demek? Büyük zengin olduğu için 100 tane köle, onları azat, serbest bırakacaksın. Kaç şimdiki parayla kaç trilyon? Bunu herkes yapabilir mi? Demek ki ne buyuruyor Resulullah Efendimiz Ümmihani validemize? E bize de 100 defa Subhanallah dediğim bir insan İsmail Aleyhisselam'ın neslinden gelen 100 tane köle azat etmiş olur. Ya diyelim durduğumuz yere 100 defa şöyle Subhanallah, Subhanallah da ağzımıza bir şey olmaz. Peki devam ediyor. 100 defa da Elhamdülillah dersen 100 tane eğerli at Allah yolunda cihada vermiş sevabı alırsın. Yani 100 tane atın var eğerli böyle güzel. Onları harba giden İslam ordusuna verdin cihada yani. Ne kadar sevap değil mi? 100 tane at. Efendim, hangimiz verebilir yani şu anda? Demek 100 defa da Elhamdülillah dedi mi 100 tane eğerli at Allah yolunda vermiş olur. Evet. Üçüncü, Allahu Ekber. Evet. Yüz defa da Allahu Ekber dedim mi? Allah yolunda 100 tane deve kurban etmiş sahibini alır. Allah. Ne kadar zikrullah dediğin, ne kadar sevap ya. Otururken dersin, 100 defa Subhanallah, Subhanallah tesbih. Elhamdülillah, elhamdülillah, 100 defa Allah'a ekber, Allah'a ekber. Ne sevap değil mi? Hani geçen hafta onu diyemedim. Tabii diyecek çok şeyleri var ama bunu hatırlatmış olalım yani. Yapanlar olur, yapalım yani. Zikrullah bu kadar sevap. İşte dillen oluyor zikir, kalple oluyor. Kalp merkezi Muhammediye rabıta yapıyor. Yani mürşid-i kamile, alem-i emirle irtibat kurar. O kalp Allah'tır. Evet. Şimdi Ümmihani validemizden bahsettim. İşte Mirac-ı Şerif'i o. Onun evinden Resulullah Efendimiz Mirac'a uğur ettiler. Efendim, şu anda Recep-i Şerif ayında iki tane biliyorsun mübarek gece var, büyük gecelerden bir tanesini geçirdik, evine doğru gidiyoruz. Recep-i Şerif'in 27. gecesi, Mirac-ı Şerif gecesi, evet, Mirac gecesi.
büyük geçelerden miraç gecesi. Ona şimdi gözlerimiz ondadır. O geceden istifade etmek. Büyük gece, o geceden istifade etmek. Miraç mucizesi. İşte amin. Ümmühani validemizin evindeydi Resulullah Efendimiz o gece. Oradan miraca uğur etmiş oldu Resulullah Efendimiz. Şimdi Peygamber Efendimizin mucizeleri sayısızdır malumunuz. Kasteyi Urdiye'nin dediği gibi la ta'du ve la tu'su acayip var. Resulullah'ın acayip adem mucizeleri saymakla bitmez. Sayabildiğin kadar. Şu anda şu mescid işte Resulullah Efendimiz'in bir mucizesidir. Ne kadar mucizesi Peygamber Efendimiz. Diğer peygamberlerin mucizeleri de oldu. Onlarınki devam etmedi. Kendi asırlarında oldu. Diğer peygamberler de mucize gösterdi aleyhisselam. Ama o zamanlarında oldu. Şimdi Peygamber Efendimiz kıyamete kadar onun mucizeleri, işte büyük mucizeleri, Resulullah'ın mucizeleri sayılmaz da en büyük mucizeleri nelerdir? Bir tanesi Şekkul Kamer mucizesi. Yani ayın ikiye yarılması. Ona ayrı bir ders yaparız ama işte Kur'an-ı Kerim'de de işaret var o ayın. Ayın bölümüsüne estağfirullah. İktarada saatu venşakkal kamer. Kıyamet yaklaştı, ay ikiye ayrıldı. Ve in yerel külle ayetin yurazu. O kafirler ne kadar ayet mucize görürlerse ayet yüz çevirirler ve yekulu hazva sıhtın mustemir. Bu devamlı bir sığırdır derler. Evet. Şu ay ikiye yarılması. Bu da nedir? En büyük mucizedir. Mucizelerin en büyüğünden biri de budur. İşte efendim ay, onu başka bir ders yaparız ama madem girdik birazını anlatalım. İşte Ebu Cehiller Peygamber Efendimiz'den mucize istediler. Akşam da yatsı arası olacak, böyle gece girmiş. Müşrikler var, Ebu Cehil istedi. İşte madem peygambersin, ayı ikiye böl. Evet. Efendim, şairin, İslam şairinin dediği gibi Şakkal kameru bi işaretihi. Resulullah'ın bir işaretiyle ay ikiye ayrıldı. Peygamber bir aya işaret etti. Ay ikiye bölündü gökten. Yere indi. Tekrar göğe çıktı, birleşti yine. Ebu Cehil ne dedi? İşte sen bizi büyü yaptın, sihir yaptın bize. Bizi kandırdın, sihir yaptın. Böyle bir şey olmaz. Sonra yanındakiler de dediler ki oradaki insanlar var. Bizi belki Muhammed sihir yaptı ama dağda yaşayan Araplar var. Ehl-i Badi diye. Onlar işte bir hafta sonra gelecekler, onlara da soracağız. İşte ay ikiye ayrıldığını gördüler mi, görmediler mi? Bir hafta sonra onlar geldi, cemaat geldi Mekke'ye işte. Onlara sordular, şu gün gece akşam işte falan ay ikiye bölündü, yere indi, tekrar semaya çıktı, birleşti, gördünüz mü? Gördük dediler. Diğer kafirler de gördü. Birçok kafirler Müslüman oldular. Şakkul kamer mucizesi. Yani Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinin büyüklerinden en büyüğü. Üç tane. Biri ayın ikiye bölünmesi. Bugünkü fen de bunu kabul ediyor. Ay çatlak gözüküyor. Yani ayrılmış da bitirmiş. Yani bunu kabul ediyor yani bugün, evet. Şakkul kamer mucizesi. Ondan sonra miraç mucizesi de Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizelerindendir. En büyük mucizelerindendir. Buna önümüzdeki günleri ders yapacağız inşallah. Miraç'a ait nasıl oldu, nedir? Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ışığında miracı inşallah gelecek derslerimizi izah edeceğiz. Öyle miracı şerif gecesine inşallah girmiş olacağız. Ne büyük gece. Evet. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir yüzünden Mescid-i Haram'dan, Kabe'den, Mescid-i Aksa'ya
Kudüs'te olan Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Oradan semalara çıkıyor. Cennete giriyor. Hazreti Allah ile konuşuyor. İşte birçok emirler alıyor. Tekrar dönüyor. Yine geliyor. Bunu dersimizde izah ederiz. Ve gidip geldiğini de ispat ediyor Resulullah'ın. Müşriklere ispat ediyor. Bunu önümüzdeki derste izah ederiz. İşte bu da Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizelerinden biridir. Üç mucizeden. Peki biri de nedir? Bu iki mucizenin en üstü, en Peygamber Efendimiz'in büyük mucizesi elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim. Bu canlı mucize. Canlı mucize. 1400 seneden beriye. Mesela diğer İncil'i, Tevrat'ı tahrif ettiler kafirler. Papazlar, gaybiler. Fakat Kur'an-ı Kerim'i ne yapamadılar? Bozamadılar, tahrif edemediler. Bir ara buluşup ders yaparız yine. İşte Peygamber Efendimiz'e Yahudiler geldiler de efendim işte sen bırak bu Kur'an'ı öğretmeyi. Evvela şey yaptılar, iyilikli anlattılar, sonra tehdit ettiler, kesediz, hastalız falan. Peygamber Efendimiz de ben illa bu Kur'an-ı Kerim'i insanlara öğreteceğim diyor. Daha giderken Yahudiler dediler kendi aralarında biz bu Muhammed'e iyilikten delik olmadı, kötülükten delik olmadı. İlla bunu yayacak. Ama nasıl olsa bu ölecek illa. Ölünce biz arkadan Kur'an'ı tahrif ederiz. İncil, Tevrat bozuldu, bozarız onu dedi. Resulullah Efendimiz'in kulağına vardı. Peygamber Efendimiz hakikaten ben öleceğim. Benden sonra bu Kur'an'ı bozarlarsa ne olacak? Çok üzüldü Peygamber Efendimiz. Makam-ı Naz'da üzülmesine hiç razı olmuyor Hazreti Allah. Üzüldüğü zaman hemen ayet iniyor Cebrail Aleyhisselam gibi. İşte şu ayet nazil oldu Esra'lılar. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, kıyamete kadar biz koruyacağız. Bak Allah Kur'an-ı Kerim'in korunmasını üzerine aldı. Peygamber Efendimiz çok sevindi, biz de çok sevindik. Elhamdülillah. Şu anda kıyamete kadar elimizde canlı Kur'an-ı Kerim duruyor. Peki bununla savaşanlar olmadı mı? Ebu Cehillerden beriye doğru savaşanlar. Yakın tarihte. Yani anlatma, her şeyi anlatma bilmiyor. O şey yakın tarihte de Kur'an'la uğraşanlar ne kadar oldu değil mi? Ama hepsi cehennemi boyladı. Kur'an-ı Kerim canlı olarak kıyamete kadar elimizde duruyor. Ve duracaktır. Allah onu korumasını ne yapmıştır? Kendi üzerine almıştır. Evet. Demek ki şimdi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem çok mucizeleri var. Çok mucizeleri var ama en büyük mucizeleri bu üç tane, ayın ikiye bölünmesi, Miraç mucizesi, bir de bunların da en büyüğü Kur'an-ı Kerim. Evet, Kur'an-ı Kerim elimizde. Miraç yiyiz, Peygamber'in miraca uruç ederken üstadlarımızın ifade ettiği gibi dünya üzerine baktı Resulullah Efendimiz. Cebrail Aleyhisselam'la beraber gidiyor. Miraca, semaya doğru. Giderken baktı dünya üzerine. İki tarafı kara, ortası su. Çok güzel bir şehir gördü Peygamber Efendimiz. Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Ya Cebrail, bu şehir nedir, ismi nedir, neresidir? Cebrail Aleyhisselam, burası Konstantiniyye ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o zaman iki büyük devlet var, der devlet diyorlar işte. Biri dinsiz devlet, İran devleti, biri de dinli devlet, Şarkı Roma devleti, yani Hristiyan devlet. Başkenti Konstantiniyye. Burası Konstantiniyye. İşte ona Resulullah Efendimiz anlattı. Burası Konstantiniyye'dir. Şarkı Roma Devleti'nin başkentidir filan. Peygamber Efendimiz çok hoşuna gitti İstanbul. İstanbul güzel değil mi? Ne güzel yani. İstanbul'da yaşananın ayrı bir özelliği vardır. Bütün insanların gözü İstanbul'dadır. Hep İstanbul'a gidelim. İstanbul'a. Efendim, Peygamber Efendimiz dua etti sallallahu aleyhi ve sellem, o miraca uğur.
Ya Rabbi, burayı İslam'a payitaht eyle. Konstantiniyye'yi. Ne demek payitaht? Başkent, en büyük şehir. Eskiden başkent neresiydi? Bağdat idi İslam'ın başkenti mesela. Sonradan ne oldu? İstanbul'un fethine şimdi girmeyelim. Hazreti Fatih İstanbul'u fethetti. Ve İstanbul'umuz ne oldu? Payitaht oldu. Başşehir. Yani Cumhuriyet'in evveli işte İstanbul payitaht, bildiğimiz İstanbul. Şimdi Kur'an-ı Kerim elimizde. Mevcut ama Kur'an-ı Kerim'le şu anda amel kalktı. Evet, hepten kalkmadıysa da çoğunlukla kalktı yani. Kur'an-ı Kerim daha kalkacak mı? Kalkacak. O zaman ahir zaman, yani dünyanın tam sonunda Kur'an-ı Kerim kalkacak, sayfalardan silinecek, hafızalarından gidecek. Ama o 10 büyük alametlerden biridir o. Tabi o zamana daha var. O zamana daha var ama şu anda yalnız Kur'an-ı Kerim'de amel kalktı. Başkent İstanbul. İstanbul'un tarihini sen bir incele bak. Zane Muhammed'i okumuyor Allah'a. İncele bak bakalım. Eskiler dediler ki İstanbul gece yarısına kadar zulmet yağar, gece yarısından sonra nur yağar İstanbul'a. Tarihini bir inceleyelim. Müslümanlar nasıl? Evet. Şimdi anlatmak istediğim nasıl? Rabıta-i Şerif'in farziyeti. Bu da işte Ehl-i Sünnet alimlerinin inancına göre bir mürşidik hamile rabıta yapmak farzdır. Ayetleri okumuş oldum, izah etmiş olduk. Tarihe baktığımız zaman ne kadar büyük evliya varsa hepsinin bir şeyhi mürşidi vardır. Değil mi? Bir Şahin Akşibendi Hazretleri düşün, bir İmam-ı Rabbani Hazretleri düşün. Hangi bir bildiğimiz büyük evliyanın şeyhi var mıdır? Vardır mesela. İşte meşhur Şahin Akşibendi Hazretleri. Onun ismini izah eden zikri katı yoluna Nakşi tarikatı dendi. Peki onu kim yetiştirdi? Şeyhi kim onun? Meşhur Emir Gülal Hazretleri. O yetiştirdi bak. Kendi kendine olmuyor. Bir mürşid-i kamil yetiştiriyor. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri onu kim yetiştirdi? Allah şefaatlerine nail etsin. Onun da mürşid-i kamili şeyhi kimdir? Muhammed Baki Billah Hazretleri. Onun müridi oldu. Ona bağlandı. Böyle oldu. Gel veriye doğru efendim. İmam-ı Azam Hazretleri Rahmetullahi Aleyh. Onun da hikayesi şu anda vakit geçti ama o da rüyayı tabir edemedi de kime sordu? O devrin mürşidi kamili Cafer-i Sadık Hazretleri'ne sordu. Başka bir derste onu izah ederiz inşallah. Yani İmam-ı Azam Hazretleri Rahmetullahi Aleyh bir istihare yaptı. Kaç sene yaşayacağım? 5 parmak gösterdi ona. Bir türlü tabir edemedi. Bildiğimiz İmam-ı Azam Hazretleri. Cafer-i Sadık Hazretleri o zaman Peygamber Efendimiz'in torunu, o devrin mürşidi kamili ona gitti. Ya imam dedi, ben bu rüyayı tabir edemedim, sen tabir edebilir misin? Cafer-i Sadık Hazretleri murakabe yaptı, rabıta kaldı, gözlerini açtı. Ya imam, mugayyibat-ı hamse gösterildi sana, 5 şey gayiptendir. Bunlardan bir tanesi ne zaman insan ölecek, kıyamet ne zaman, o bildirildi sana. Acayibine gitti imama, ben bu kadar ilim sahibimle bunu tefsir edemedim. Bu ilimden bana öğretir misin dedi. O da öğretirim dedi. Rabıta-i Şerif'i zikri kalbi tarif etti İmam-ı Azam Hazretleri'ne rahmetullahi aleyh. Bak bunlar kitaplara kesin yazılan. Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşü. Onları ben anlatıyorum. Yani Ali Hoca konuşuyor diye bir şey yok. Evet. Meşhur İmam-ı Azam Hazretleri. O zamana kadar zahir-i ulemadandı. O zaman devrim bir şey Cafer-i Sadık Hazretleri'ne rabıtalandı. Rabıta alınca ölüm anında ne dedi İmam-ı Azam Hazretleri? Bak bu senettir. Yani tasavvufun varlığına en büyük bir delildir. Nedir o? Levle senetan leheleken Numan. Numan kendi ismi. 2 sene olmasaydı Numan helak olurdu. Helak olurdu diyor. Yani cennetin alt tabakalarında kalırdım. Yükselemezdim. Bak o delildir işte bu. Rabıtaya mürşid-i kamile paradisine girilir. Bunun üzerine de efendim bu izah etmiş olduk hayatım. Dolayısıyla
Ehl-i Sünnet'e göre böyledir, bu şekildedir. Herhalde Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Daha bu usta vereceğim misaller var ama. İşte meşhur Aziz Fatih. Onun da şeyhi kim mesela? Hocaları var ama Mürşid-i Kamil'i bağlandı. Nakşi şeyhlerinden işte Akşemseddin Hazretleri. Onun babası 2. Sultan Murat Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne rabıtalı. Aşağıya doğru gel gel Sultan Abi Hazretleri bunun da şeyhi mesela Selahaddin İsrafil'in Hazretleri'ne rabıtalı. Bunlar yani konuşuyoruz işte dini. Rabıta-i Şerif Mürşid-i Kamil farzdır. Allah'ın emridir. Allah'ın emirlerini anlatmak gibi evet. Demek ki Ezan-ı Muhammed'i okunmuş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın tabii emirleri var, yasakları var. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yapan, yasaklarından kaçınan nereye gider? Cennete gider. Allah Celle Celaluhu'na inanmayan, emirlerini yapmayan, yasaklarına kaçınmayan ne olur? Cehenneme gider. Cehennemden Allah'a sığınırız. Cehennem ne demek? Kadir-i İlahi'nin mahalli. Dua edelim herhalde. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ya Erhamer Rahim ve Ekrem Ekrem'in delalette kalmış olan ümmeti Muhammed'in karımız zaman hidayet-i kamide nasip eyle ya Rabbi. Bilmem hangi gavur devletinde kaç tane Müslüman-ı camide şehit eden bu şehitlerimize, bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Kalplerimizi envar-ı Kur'an'ı ile tenvir eyle ya Rabbi. Ali Selçuk, Ali Osman, Akan, Sultan, Süleyman Han Hazretlerine rahmet eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi bozma ya Rabbi. İttifaktan ayırma bizi ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi, devlet adamlarımızı, sayın devlet reisimizi, bizleri düşmanlarımızın ve din düşmanlarının şerrinden hepsi imayla ya Rabbel Alemin. Kabirlerde yatan ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. Mezarda bizi ağlatma ya Rabbi. Değdirme ki ya Rabbi sen bize en büyük peygamberin Muhammed Mustafa'yı verdin. En büyük kitabın Kur'an'ı verdin. Senin peygamberinin sünnetini yapamadık. Kur'an'a, dine hizmet ile değdirme bizi mezarda ya Rabbel Alemin. Ellerimize rahmet eyle istiğfarına 1. 7. ayet-i Allah'a emanet.